Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size çift değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum noktaları yani ekstremum değerleri bulmaktan bahsedeceğim biraz. Şimdi ilk önce bir tek değişkenli fonksiyonlarda ne yapıyorduk onu bir hatırlayalım. Bizim için tek değişkenli fonksiyonlarda mesela şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Şöyle bir eksen çizeyim önce. Ve böyle bir eksen var. İşte şurası y, şurası x. Ve şöyle bir fonksiyonumuz olduğunu düşünün. Bizim için şu civarlarda mesela şu noktaya ben A noktası dersem, şu noktaya da B noktası dersem, şu noktaya da ben eğer B noktası dersem, ters koydum noktaları, neyse önemli değil. A noktası tam şu civarda kendinden daha büyük bir değere ulaşamıyor bu fonksiyon. Yani A civarında fonksiyona hangi değeri koyarsanız koyun en yüksek değer A oluyordu. Yani A noktasında fonksiyon pardon en düşük değeri alıyordu. Aynı şekilde B civarında da fonksiyonda x yerine B civarından hangi noktaya koyarsanız koyun hiçbir şekilde FB'den daha büyük olmuyordu. O yüzden bizim için B noktası yerel yerel maksimum, A noktası da yerel minimum. Ve bizim bunu bulmamız bunu nasıl buluyorduk? Bizim için bu noktalar, tepe noktalarda değişim sıfırdı. Yani fonksiyonu, eğer ben şu fonksiyona fx fonksiyonu dersem, benim için bu fx maksimum ya da minimum bulmak için türevini alıp sıfıra eşitliyorum, değil mi? F'in türevinde x eşittir sıfırdır. Bu şekilde ben eğer bulacağım her bir nokta için ne buluyorum aslında? Bu f'in türevinde sıfırı sağlayan, pardon, f'in türevinde herhangi bir değer sıfırı sağlıyorsa bizim için o değer neydi? Kritik noktaydı, değil mi? Kritik nokta. Mesela bu fonksiyonda, şu çizdiğim fonksiyonda bizim kritik noktamız a ve b. Yani biz eğer türevini alırsak bu fonksiyonun f'in türevinde a koyarsak ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Aynı şekilde f'in türevinde ben b'yi de koyarsam ne olacaktır? Aynı şekilde sıfır olacaktır. Hangisinin maksimum, hangisinin minimum olduğunu bulmak için de ikinci türev testi yapıyorduk. İkinci türev testinde de bu fonksiyonun bir daha türevini alıyoruz. A'yı koyduğumuzda fonksiyon eğer elde edeceğimiz sonuç pozitifse pozitifse negatif minimum. Ancak burada B noktasını koyarsam eğer ikinci türevde B noktasını koyduğum zaman elde edeceğim sonuç negatif olacak. Negatif olduğu için de ben buna maksimum diyorum. Şimdi eğer fonksiyonumuz çift değişkenli bir fonksiyonsa nasıl bir yol izleyeceğiz ona bakalım. Şimdi çift değişkenli bir fonksiyonda maksimum ve minimum noktaları bulmak istiyorsak artık bizim elimizde bir fxy var. Fxy var. Şimdi biz bu fxy fonksiyonunda bu iki değişkenli fonksiyonumuzda maksimum minimum noktalarını bulmak istiyoruz ya da eğer noktasını bulmak istiyoruz. Şimdi bunu bulmak için de şöyle bir yol izlememiz lazım. İlk olarak biz maksimum ve minimumdan bahsediyorsak bu fonksiyonun hem x'e göre hem de y'ye göre türevinin sıfır olması lazım, değil mi? Eğer bir tepelenme olarak düşün mesela şunu şöyle bir. Şöyle iki boyutlu. Ben bunu biraz zor çiziyorum ama. Mesela şunu şöyle düşünün. Şöyle. Üç boyutlu çizdiğimi düşünün şunu. Şöyle. Bizim için bakın şu civarda hem x boyunca hem x boyunca hem de y boyunca türevimiz ne olur? Daima sıfır olur. Değişim sıfır olur. O zaman ilk yapmamız gereken şey bu fonksiyonda bizim kritik noktaları bulmak için kritik noktalar için ki bizim türevimizin sıfıra eşit olduğu noktalar kritik noktalarda ne yapıyoruz? İlk önce f'i x'e göre türev alıyoruz ve bunu sıfıra eşitliyoruz. Aynı şekilde ben bu fonksiyonu y'ye göre türevini alıyorum. Bunu da ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. Ve diyelim ki öyle bir nokta buldum ki hem
X'e göre türev aldığında 0 oldu, hem de Y'ye göre türev aldığında 0 oldu. O noktada mesela A'ya B noktası olsun. A'ya B noktası benim için hem f fonksiyonun birinci x'e göre türevini 0 yapıyor, hem de f fonksiyonun y'ye göre türevini 0 yapıyor. Şimdi ben bu noktayı nasıl sınıflandıracağım? Ondan bahsedeceğim. Şimdi şunu ezberlemeniz lazım. En azından sınav için. Şimdi A, B noktasını sınıflandırmak için şöyle bir adım yapacağız. Bu fonksiyonda şu f fonksiyonunu bir kez daha x'e göre türevini alırsam şunun. Yani fxx yapıyorum. Ve diyelim ki siz bunu yaptınız. Bu noktayı da yerine koydunuz. AB noktasını da yerine koydunuz. Ve bu büyüktür 0 çıktı. Ondan sonra şöyle devam ediyorsunuz. Bu sefer fxx çarpı fyy eksi fxy'nin karesi diyorsunuz. Burada da yine bu noktayı AB noktasını yerine koyuyorsunuz bu şekilde yaptığımızda. Bununla ilgili soru çözeceğim. Bununla ilgili soru çözeceğim, merak etmeyin. Eğer burada diyelim ki AB noktasını şu şekilde yaptığımızda bize verilen herhangi fonksiyonun ilk önce x'e göre 2 kere türevini alıp sonra y'ye göre 2 kere türevini alıp eksi deyip önce x'e sonra y'ye ya da önce y'ye sonra x'e hiç fark etmez türevini alıp karesini aldığımızda kritik noktamız yani x'e göre türev alıp sıfıra eşit dediğimiz y'ye göre türev alıp sıfıra eşit dediğimiz eşitleyerek bulduğumuz noktayı burada yerine koyduğumuzda bu da büyüktür sıfır geliyorsa bunu çok fazla büyük yazdım. Büyüktür sıfır geliyorsa bura bizim için şuranın tersi olan yerel minimum. Yerel minimum noktası. Ya da şöyle düşünün. Şimdi ya da şöyle düşünün. Başka alternatiflerimiz de var tabii. Her zaman olduğu gibi. Diyelim ki şunu şöyle buldunuz. İki kere türev aldınız x'e göre. Küçüktür 0 oldu. Sonra f xx f y'ye eksi f x y bu formül hiç değişmiyor. Her türlü aynı. Bunun karesini aldığımızda bu sefer yine büyüktür 0 çıkarsa bura bizim için nedir? Şuranın tersi olan bakın küçüktür 0 oldu. Bu sefer o zaman yerel maksimum. Yerel maksimum. Evet, birkaç tane daha şansımız var. O da diyelim ki evet diyelim ki çok fazla diyelim ki dedim. Mesela bu sefer şöyle buldunuz. Artık şu kısmı unutun. Şu kısmı unutun. fxx yaptınız. Sonra fyy yaptınız. Bunları çarptınız. Eksi fxy yaptınız. Bunun da karesini aldınız. Bu sefer bakın küçüktür mesela ya da küçüktür 0 ya da küçüktür 0 olsun. Küçüktür 0 buldum. Yani noktayı şu bizim şurada bulduğumuz kritik noktamızı AB'yi yerine koyduğunuzda şu denklemde küçüktür 0 geldi. Eğer küçüktür 0 geldiyse bizim için AB noktası ne diyoruz? AB noktası eğer noktası. Eğer noktası dediğimiz şey de aslında eğer noktası dediğimiz şey yalancı bir ekstremum noktası olarak da düşünebilirsiniz. Yani türevinin x'in ve y'nin de türevini aldığımızda fonksiyonun x'e göre de y'ye göre türevini aldığımızda 0 veriyor. Ancak çevre noktalarda AB noktasının çevre noktalarında fonksiyonumuzun FAB'ye göre daha büyük ya da daha küçük değerlerini bulabiliyoruz. Ki bu bizim eğer noktası bulduğumuz manasına geliyor. Bunun grafiğini çizeceğim birazdan programla. Şimdi bunu verdik. Şimdi bir tane daha ihtimalimiz var. Bir tane daha ihtimalimiz var. O ihtimali eğer o ihtimali bulursak işimiz biraz kötü oluyor. O da ne? Eğer biz AB noktası için fxx fyy eksi fxy'nin karesi eşittir 0 buluyorsak bizim için artık
Ne yapıyoruz? Bu şekilde sıfır bulduysak bizim testimiz sonuçsuz oluyor. Sonuçsuz. Yani bize herhangi bir sonuç vermiyor. Herhangi bir şey bulamıyoruz. Bu demektir ki başka yollar bularak, başka yollarla biz maksimum mu, minimum mu, yoksa eğer noktası mı olduğunu filan bulmamız gerek diyorum. Ve bununla ilgili bir sonraki videoda bununla ilgili örnekler çözeceğim. 10 dakika oldu çünkü. Bir sonraki videoda bununla ilgili birkaç örnek çözeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.